Efendim Sinan abi. Kim bu adamlar? Bir şey oklarla gösteriyor. Masa toplantısında iki kişi. İki beyefendi. Ne yapıyorlar orada? Birazdan görüntüleri ekrana getireceğiz Sinan Fenerbahçe abi. basın toplantısı mı? Fenerbahçe'de basın toplantısı sırasında Sayın Avukat konuşurken Devrim Zengin ve Sezgin Gelmez orada. Devrim ve Avukat Sezgin'e antrenörlü yakın bırakacağını biliyor iki musun? kişiler. Efendim? Antrenörlü bırakacağını biliyor musun? Kimin? Avukat. Evet, siz geçen hafta söylemiştiniz. Antrenörlü bırakıyor yani. Evet. Adam Fenerbahçe antrenörlü bıraktı diyor ama. Bu genç yaşta bırakılır mı be sayın avukat ya? Bırakma daha gençsin ya, istikbalin var senin ya. Avukat hocalığı bırakıyor. Fenerbahçe'ye avukat hocalığı bıraktırdı be, vay be. Helal olsun. Ama ben diyorum ki avukata bırakma, daha gençsin, istikbalin var avukatçım. Üç kişilermiş Sinan abi. Üç kişi mi var orada bekleyen? Evet, az önce üç kişilermiş. Üç kişi Ertemciğim, basın toplantısında. ne Sinan oldu abi. bizim bu Tudor'un şeyini mi? Evet, Tudor'un Anketleri anketini çok bir merak ekrana edeceğim. Bir getirelim. göreyim bakayım. Sinan Engin soruyor dedik. Galatasaray taraftarı yeni sezonda Igor Tudor'u takımın başında görmek istiyor mu? Dedik şu ana kadar kullanılan oy sayısı 2503. Oo, bayağı Sevgili iyi. seyirciler. 23 dakika içerisinde evet diyenler %44, hayır diyenler %39, kararsızım diyenler %17. Bir kez daha tekrar ediyorum. Evet %44, hayır %39, kararsızım %17. Galatasaray taraftarı yeni sezonda Dört Igor hafta Tudor'u takımın sonra başına görmek istiyor mu? bir daha yaptıracağım bunu ben. 4 hafta sonra göreceğim. Ne diyeceksiniz o yüzdecilere, ben bakacağım o %44 isteyenlere, bir soracağım bakalım neden istiyorsunuz. İsteyenler Fenerli ve Beştaşlı falandır. Ertem sana söyleyeyim kalsın diye. Ertem Efendim. sevgili seyirciler, en sonunda Çarkıfelek'ten arabayı aldık. Evet. Show TV ve Mehmet Ali Erbil ve Show TV ailesine teşekkür ederiz. Mehmetçik Vakfı'na gittik. Sevgili Mehmetçik Vakfı yetkilileri yardımı aldıklarını söylediler. Bana aynı şekilde makbuzları tebliğ ettiler. İşte bana nişan verdiler, şilt verdiler falan filan. Ne mutlu ki Evet, askerimize, ordumuza, işte. devletimize bir nebze bir faydamız olduysa, küçücük bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Olmaz mı Sinan abi ya? Türk askerine, devletimize, ordumuza feda olsun. Mehmetçiklerimize, Evet. gazilerimize, şehitlerimize, şehit ailelerimize feda olsun. Onun için evet gittik orada. Ben istemedim çok şeyi. Ufak bir şey yaptık. Vardır onun videosu, vardı acaba. Var mı onun Hazır şeyi? Sinan abicim gelsin. Hazırsa Gelsin. Mehmetçik Vakfı'na önemli bir Gelsin. Tebrik ediyoruz Sinan abi seni de. Türkiye. arabanın miktarı kadar Ertemciğim, arabanın miktarı kadar parayı Show TV, sevgili Turgay Ciner, Sayın Kenan Tekdağ ve müdürünü bilmiyorum, Show TV Genel Müdürü affetsin. Çok teşekkür ediyoruz nezaketinize. Su Biz abi buradan Doğan. Genel yayın yönetmeni Su abi Doğan. Suavi Doğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçene, dediğin gibi Allah devletimize, ordumuza zaval vermesin. Amin. Askerimize, Mehmetçiğimize bu para gidiyor. Bizim için ölen, bizim için yaralan Mehmetçik ailelerine bir nebze faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Biliyorsunuz 2 sene evvel gittim de o zaman da bir araba kazanmıştım. Onu da LÖSEV'e vermiştim arkadaşlar. Evet. Hatta bizim Dinçer Azapan'la beraber gittik. Arabayı teslim ettik orada LÖSEV'e. Bunu da önümüzdeki sezonda ben yine Çarkıfelek'e çağırırlarsa, yine kazanırsam o zaman da yine bir vakfa bağışlamak üzere Evet. gideceğiz. Verelim bakalım Ertem. Gelsin ekrana. Sayın komutanımız da. Çok teşekkür ederiz bu yardımlarınız için. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir çift farklı genel müdürlüğü adına bu şimdi size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu yardımlarınız Mehmet Çift Farklı tarafından toplayacak. Şehitlerde ailelerin onun çocuklarına ulaşacaktır. İnşallah devletimize, askerimize, güçlü Mehmet Çift Farklı'mıza bizim de bir ufak bir desteğimiz olduysa ne mutlu bize. Her zaman ordumuzun, askerimizin yanındayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet, tebrik ediyoruz Sinan abicim. Buradan da komutanımıza, herkes Mehmetçik adına ben Vakfı'na çok da teşekkür ediyorum. selamlar, saygılar. Mehmetçik Vakfı'na da, komutanımıza da selamlar, Evet. saygılar.
Sevgili seyirciler, Sayın Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarına gideceğiz. Fotoğraflarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Çok baskı Beyaz var oraya. 18 Mart etiketiyle bizlere sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Alt taraftan sürekli olarak tweetler değişsin içeriden, Buğra'dan rica ediyorum. Sürekli değişimli olsun. Fotoğraflar geliyor, fotoğraflar yağıyor adeta. Antalya Spor Beşiktaş maçı kaç kaç biter? Lütfen Twitter'dan Ertem Şener Twitter adresinden bana yazabilirsiniz. Ertem Şener Twitter adresinden. Çok sevgili seyirciler, çok zor maç olacak Antalya birazdan Spor Beşiktaş konusuna da geleceğim. Sayın Ali Şafak Öztürk'le ilgili de söyleyeceklerimiz var birazdan. Evet. Onun da altını çizerek belirtelim ama Sayın Levent Nazifoğlu'nun açıklamaları gündeme damga gibi vurdu sevgili seyirciler. Yine aldığımız bir son dakika gelişmesi var, onu da belirteceğim. Sayın Ünal Aysal Galatasaray'da başkan adaylığını açıklamak üzereymiş. Hakikaten onu da belirtelim. Sayın Ünal Aysal yeniden sahalara dönüyor diye çok ciddi bir duyum aldığımızı belirtelim. Sayın Ünal Aysal Galatasaray'da başkan adaylığını açıklamak üzereymiş. Gama Spor'daki arkadaşlarımızın vermiş olduğu haber bu kaynağı Gama Spor. Bunu da belirtelim. Babel'i tanıyor musun? Babel'i tanıyor musun? Babel derken? Ryan Babel. Tanımaz mıyım aslan parçası? Kartal parçası. Beşiktaş'a turu getiren kardeşim. Babel. Evet. Birazdan sana da geleceğiz Babel. Ama Babel'i getiren adama çok kızıyorum. Babel'i alan adam o zaman bana sorduydun. Hatırlıyorsun. Ama hiç ortalıkta yoksun. Umut Güner neredesin kardeşim? Neredesin ha? Sen geçen gün gördün. Hı hı. Umut Güner'le konuştun mu? Ya Sinan abi ne konuşması? Sayın Umut Güner'i görüyorum. Adam ne mikrofona konuşuyor. Ne diyor ki Ertem mikrofon var mı yok ben diyorum. Ben biliyorum ya. Var mı yok mu diyor. Ya diyorum bir konuşun. Hiçbir yere konuşmuyorsunuz. Sevgili Umut Güner transfer komitesi başkanısın. Bir çıkıp iki demeç ver bir şey söyle ya. Konuşmuyor. Yani bu transferi yaparken de biliyorum. Bana sordun o zaman abi Babel alıyoruz diye hayırlısı olsun iyi oyuncu konuştuk. Evet Metin Albayrak aynı şekilde seni de kutluyorum kardeşim. Metin Albayrak benim çocukluk arkadaşım. Hı hı. Gençlik arkadaşımdır. Metin Albayrak'ı da kutluyorum. Scout ekibine kutluyorum. Babel transferi. İşte Ocak transferi böyle olur arkadaşlar. Ocak transferi budur. Beşiktaşları merak ettirelim Sinan abi. Ocak transferi bak işte evet. Tak işi bitirdi operasyon. Attı golü turu getirdi. Ocak transferi onun için sevgili Umut Güner iki demeç ver arada sırada ya bir sesini duyalım. Transfer komitesi başkanısın. Biz, alo hadi de. Bir sürpriz yapın bağlanın Sayın bir ses Umut yap. Güner. Metin Albayrak evet aynı şekilde o geziyorsun. Ülke ülke geziyorsun kardeşim. Seni de tebrik ediyorum. Ben başta Fikret Orman olmak üzere. Neyse birazdan Beşiktaş'a geleceğiz de Ertem'im şu Sayın Levent Nazifoğlu'nun açıklamasını bir ekrana getirelim. Galatasaray'da herkes futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu'nun son olarak Trabzon deplasmanına gitmemesini konuşuyor. İstifa ettiği, başkan tarafından yasak konulduğu iddiaları basında yer alırken gerçekleri Beyaz Futbol ortaya çıkardı. Beyaz Futbol, Levent Nazifoğlu'nun yakın çevresine söylediği o gerçekleri açıklıyor. Antalya'daki olayı yapan yani oradaki organize edenlerden biri Alper Narman'dır. Otobüse saldıranlarla ilişkisi olan adam Alper Narman'dır. Bu adam uçakla Trabzon'a gelmek istedi. Başkana rica etmiştim bu bizde gelmesin diye. Bir de baktım uçakta. Ben de dedim ki başkana, ya başkanım bu Alper gelecekse olmaz. Futbolcular da biliyor bunun yaptığını. Yani bu uçakta olmaz Alper. O da dedi ki, bu bizim yöneticimiz. Ben yöneticiye girme diyemem. O zaman o gitsin, ben gitmiyorum dedim. Başkan bana rica etti gitmem için fakat ben hayır dedim, tepki koydum. Alper varsa ben gitmiyorum dedim ve gitmedim. Bu kadar basit iş. Bana kim yasak getirebilir? Bana biri yasak getirebilir mi ya? Bana anca başkan bu hafta konuşma diye rica edebilir. Ben orada durmaya bayılan bir adam değilim ki. Ben bugün oradan ayrılmaya kalktığım zaman benim en mutlu günüm olacak. Milletle uğraşıyorum. Herkes bir şey uyduruyor. Herkese cevap mı vereceğim? Herkes yalan yazmış bugün. Yalancılar işte. Allah'tan korkusu olmayan adamlara ne yapayım? Ultrahsan benim gitmemi istedi. Alper Narman vasıtasıyla istedi. Başkan da kesinlikle böyle bir şey olmaz. Levent benim en güvendiğim insan. Ben onsuz yapamam dedi. Ben de gidip başkana dedim ki, başkanım ben de yoruldum bırakayım. Hayır bırakamazsın dedi başkan da bana. Hayır bırakamazsın kardeşim onlara papuç mu bırakacağız dedi. Müzik
Ben istersem deplasmana giderim. Ama istemiyorum. Yani bu işi yapmak istemiyorum. Bu kadar yalancıyla yapmak istemiyorum. Ama Mali Genel Kurul'dan sonra. Şimdi ortalık karışmasın. Başkana bir zarar vermeyeyim diye bir şey demiyorum. Yine de bir şey olmaz Mali Genel Kurul. Zaten rahat geçecek. Ama her şeyi yapabilirim. İstifa edebilirim. İstifa edip konuşabilirim. Her şeyi yapabilirim kardeşim. Ben kimseye pabuç bırakmam. Kimseyi de dinlemem. Galatasaray'ın zararına olur mu olmaz mı benim kriterim bu. Yönetim ve Dursun Özbek bana destek olmadı. Biz orada mücadele veriyoruz. Yani adamlar ismimizi yazıyor. Ergin Ataman'ın öyle. Başkan sanki öyle işler olmuyormuş gibi davranıyor. Kulağının üstüne herkes yatmış vaziyette. Herkes korkak kardeşim. Galatasaray her gün kötüye gidiyor. Herkes Galatasaray'da rant peşinde. Bir şeyleri götürme peşinde. Bundan sonraki yol haritam en fazla istediğim şey ailemle beraber tatile çıkmak. Lanet olsun, alsınlar Galatasaray'ı, ne yapıyorsa yapsınlar. Bu kadar hain insanın bir arada olduğu toplumdan ne olur? Türk futbolunun içindeki herkesten nefret ediyorum. Galatasaray 90. dakikada gol atıyor, 3 dakika uzatma var, seyirci yönetim istifa diye bağırıyor. 3 dakika destekle takımını ya. Ondan sonra ne yaparsan yap. Sen demek ki yenmesini istemiyorsun Galatasaray'ın. Bir 3 dakika dayan ya. Galatasaray her gün kötüye gidiyor. Herkes Galatasaray'da rant peşinde, bir şeyleri götürme peşinde. Tekrar ediyorum, Sayın Nevat Nazifoğlu'nun şu açıklaması her şeyden öte son derece ciddi. Haftaya Mali Genel Kurul var. İbra edilsin mi edilmemesin mi diye camia ikiye bölünmüş durumda. Ünal Aysal Galatasaray'da başkan adaylığını açıklıyormuş. Açıklayacakmış. Tekrar söylüyorum, Galatasaray her gün kötüye gidiyor. Herkes Galatasaray'da rant peşinde, bir şeyleri götürme peşinde diyor Sayın Nazifoğlu. Bundan sonraki yol haritam en fazla istediğim şey ailemle beraber tatile çıkmak. Herkes birbirine düşmüş durumda. İpler kopmuş. Galatasaray'da yöneticiler birbiriyle konuşmuyor diyor Sayın Nazifoğlu. Ertem, şöyle bir durum var. Şimdi diyelim ki Dursun Özbek, bir sürü projeler başlandı Galatasaray'da. Hı-hı. Bir sürü işte, değil mi? Hı-hı. İşte ne o Riva projesi var, Ali Sami'nin evet. Şey Florya var, bilmem neler var falan cebinden ve hani teminatları var falan. Evet. Diyelim ki Dursun Özbek peki şu ortamda nasıl bırakacak ki? Yani ya kendi teminatları var, bilmem neleri var. Yani vermiş olduğu teminatlar var. Onu bir iyice kamuoyuna bir anlatması lazım. Yani Dursun Özbek şu saatten sonra çok da meraklı, hevesli olduğunu zannetmiyorum ama bazı şeyler herhalde başlanan bir şeyler var. Onlar yarım kalabilir. Yani veya onun düşüncesi vardır, bilmiyorum. Yani onun için diyorum Galatasaray'da her şey Mali Genel Kurul'da tabii belli olacaktır. Yani neden mesela devam etmek istediğini, ısrar ettiğini veya. Yani ama yine abi Galatasaray yani çok konunun dışında olduğum için çok bilemiyorum. Yani Galatasaray camiası değişik bir cami, enteresan bir cami abi. Yani taraftar çok etkin rol oynuyor. Yani Galatasaray taraftarı çok etkin rol oynuyor orada. Bilemem nelerle de ama Alper Narman'la ilgili olan konu enteresan. Yani ya eğer ihtimal vermek istemiyorum bir yöneticinin yani bu işlerin içinde olacağını zannetmiyorum ama Levent Nazifoğlu bunu ne derece, kime söylemiş, nasıl söylemiş bilmiyorum. Kulağımla duymadım, gözümle tanık olmadım. Bazı şeylere ben pek inanmam ama yani niye kendi futbolcusuna, kendi yönetimine istifa bağırtısını, organizasyon etsin onu bilmiyorum. Ama onun dışında Levent Nazifoğlu çok yıprandı. Çünkü yıpranırsın, futbolun başındasın, futbol takımı kötü giderken hedef sensin, yıpranırsın. Çünkü her şeye kol kanat germek istiyorsun. Her şeye sen cevap vermek istiyorsun. Her şeye sen sahiplenmek istiyorsun. Toparlamak istiyorsun. Dolayısıyla her yiğidin harcı değil. Yani bu tip görevleri yapmak. Özellikle çok tepki gören bir, protesto gören bir başkanın korumaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bu tepkileri de sen de üstüne alıyorsun. Allah Nevet Nazifoğlu'na güç versin, kuvvet versin. Dursun Özbek, Galatasaray yönetimine aynı şekilde. Ama ben onunla çok fazla takılmıyorum. Ben futbol yönüne bakıyorum, teknik yönüne bakıyorum. Beni teknik direktör Tudor'un teknik durumu ilgilendirir. Yani teknik durumu Galatasaray'da fotoğraf. Bakıyorsun. Macera arıyor. Bir gün başka kadro oynatıyor, bir gün başka bir sistem oynatıyor. 3-4-2 oynatıyor, 3-5-2 döndürüyor, 4-4-2 değişik bir şey yapıyor. Ötekini orada oynatıyor, onu sağda oynatıyor, solda oynatıyor. Ben ona bakıyorum. Ama Galatasaray'a bakıyorsun, her maçta golü yani. Ama Sinan abi, şu anda Tudor'un ister 0-10 oynatsın, ister
Niye? 0-0-10 oynatsın. Neden? Şu anda Sayın Nazifoğlu'nun bu açıklamaları, ben sosyal medyada da bakıyorum, Galatasaray'ın Trabzon yenilgisini unutturdu. Çok açık ve net söylüyorum şu an. Galatasaray'ın yenilgisini unutturan Sayın Levent Nazifoğlu'nun bu açıklamaları inanılmaz bir şey. Ben bu kadar büyük bir tepki beklemiyordum. Ertom, Galatasaray'ı zaten Trabzon maçını kimse merak etmiyor. Galatasaray işi nerede kaybetti biliyor musun Ertem'ciğim? Neredesin Sinan abicim? Kendi sahanda Beşiktaş'a yenildin. Bay bay Ertem. Unut. Kendi sahanda Beşiktaş'a yenildin sen Ertem'ciğim. Orada kaybettiyse de ondan sonra teferruat. Antalya maçı falan filan bakıyorsun. Gençler Birliği maçı. Onlar hikaye ya. Onlar bir şey söyleyeyim sana. Onlar intikalar oynuyorsun. Anladın mı? Oksijene seni bağlamışlar. Anladın mı? Oksijen alıyorsun. O hikaye onlar geç. Kendi rakibini yenemiyorsun. Ne bekliyorsun sen şimdi? Galatasaray 3. mi olacak? 4. mi olacak? Bak Sinan abi. Dün Dirk Advokat, bugün Tudor. İlginç açıklamalar yaptılar. Seyircilerimiz de biliyor. Dün Advokat'ın yaptığı açıklamayı, Tudor'un da yaptığı açıklamayı. Advokat dedi ki dün, beni konuşturamazsınız. Konuşamam. Söylenecek bazı şeyler var ama şimdi zamanı değil, konuşamam. Herkes futbolcu mu diye düşündü. Hayır değil. Tudor bugün dedi ki, bir şeyler var, konuşamam. Yani şu anda konuşamam. Bazı sıkıntılar var diyor. Abi ne konuşuyor? Bu futbolcuyla falan ilgili değil. Ben sana söyleyeyim. Futbolcuyla ilgili. İkisi de yönetime çakıyor. Bak, abi, ikisi de yönetime sallıyor. Ertem, Tudor niye yönetime çaksın? Ertem, hayır, hayır. Şöyle sallıyor Sinan abi. Diyor ki yönetim kendi arasında kopmuş. Fenerbahçe'de de öyle, Galatasaray'da da öyle. Bu bir futbol takımının sahaya çıkıp bu kadar kötü oynamasını göstermez Ertem'ciğim. Bak. Ya şimdi başka bir yerden örnek vereceğim, ayıp olacak. Başarılı bir takımla ilgili örnek vereceğim, ayıp olacak. Boş ver. Ben vermiyorum. Anladım. Ne demek vermiyorum. Istediniz? Onun için Ertem'ciğim, yönetim falan ayrı bu işler. Yani yönetimin arasında dağılması diyelim, kopukluğu, Snyder'in 62. dakikada önden çıkması demek midir? He? Sinan Gümüş'ün 3 metreden kaleyi boş kaleye atamaması demek midir? Öyle şey olur mu? Futbolcu sahaya çıkar, işine bakar. Değil abi. Ertem, bazen Allah'ın istediği olur derler biliyor musun? Allah'ın istediği olur derler biliyor musun? Tudor. Adamın hocası Ertem. Bu müzik içeridenin müziği biliyor musun? İçeride. Yap bakayım onu. Bir tane var ya adam, çocukları kaçıran. Şu. Çocukları kaçıran var ya. Evet. Tık 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 yapıyor ya. Alper Narman ve Cenk Ergün Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşı. Tekrar ediyorum. Kimin sınıf Alper arkadaşı? Alper Narman ve Cenk Ergün. Kimin arkadaşı? Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşıymış. Hatırlayın şimdi bakın. İpi diyorum, zincirin halkası gibi geçen haftaya gidelim. Geçen hafta Sayın Levent Nazifoğlu basın mensuplarının önünden geçerken mikrofonlar oradaki standın üzerinde. Sayın Levent Nazifoğlu'na başta Sezgin Gelmez olmak üzere arkadaşlarımız soruyoruz. Konuşmayacak mısınız diye. Sayın Nazifoğlu diyor ki hayır, ben değil. Konuşacak kişi burada abi, kim? Profesör. Cenk Ergün'ü konuşturuyorlar. Sayın Nazifoğlu'nu oradan gönderiyorlar. Cenk Ergün'ü konuşturuyorlar. Cenk Ergün ve Alper Narman sınıf arkadaşıymış. Tamam da Ertem'ciğim, Galatasaray Lisesi'nden. Nereye varıyorsun? Ne liseymiş ya? Değil. Ne liseymiş ya? Alper Narman, Cenk Ergün profesyonel. Cenk Ergün işine bakar. Cenk Ergün profesyonel. Futbol takımıyla ilgili demiş veriyor. Şimdi demişlerdi ki Levent Nazifoğlu'na, sen biraz sert konuşuyorsun, olay geriliyor. Konuşma, biraz profesyonelle konuşsun. Şimdi Alper Narman dediğin adam yönetici değil mi kardeşim bu kulüpte? Evet. Niye kendi yönetici bitsin diye uğraşsın? Ya Dursun Özbey'i protesto ettirdiğin zaman kendi yönetimin bitecek, kendi yönetici de bitecek Ertem'im. Ama işte Sayın Başkan'a gelip demiş ki istifa etsin demiş. Abi yönetim bak Ertem. Şimdi ben sana bir haber getiriyorum. Diyorum ki Ertem, söyle diyorum Ahmet Çakar'a programa çıkmasın. İstemiyorlar. Anladın mı? Evet. Bu normal, adamı elçi olarak. O hani istiyorlar. Adamın temennisi değildir belki Alper Narman. Alper Narman'ın temennisi midir bu? Hayır. Alper Narman'a yöneticiler söylüyorlar. Şey, taraftarlar diyor ki Alper Narman'a, söyle Levent Nazifoğlu istifa etsin. O da iletiyor onu. Bunda ben anormallik görmüyorum. Ama başka bir şey var burada. Hani bir takım şeyleri organize ediyor bilmem ne dediği zaman, o zaman bu adam abi niye yapsın bunu diyorum ben de. Bak Levent Nazifoğlu benim arkadaşım. Ama ben burada taşı yerine oturmam. Levent'i dinlemem lazım benim bu konuda. Son dakika gelişmesini vermek istiyorum. Söyle. Ajanslara hemen bakalım arkadaşlar. Galatasaray futbol takımı kafilesi İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı'nda protestolar varmış. Var mı? Bir grup taraftar tarafından.
Galatasaray taraftarı, bir grup Galatasaray taraftarı havalimanından çıkarken kafile yönetim istifa diye bağırmışlar. Bir tek desteği Mustera'ya vermişler. Benim de yarın gazetem foto maçtaki köşe yazım Mustera Dursun başlığıyla sevgili seyirciler. Fotomaç gazetesindeki köşe yazım yarın Mustera Dursun. Fotomaç gazetesinde de Trabzonspor Galatasaray maçı ile ilgili olarak son derece önemli açıklamalar var. Alper Narman. Bu beyefendi. Sayın Alper Narman'ın. Şimdi bizim Dinçer mesaj attı. Dinçer Azapan'dan. Alper Ultraslan'dan sorumlu yönetim kurulu üyesiymiş. Yani taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi. Taraftar onun için taraftarla gidiyor, konuşuyor Ertemciğim. Diyor ki taraftar biz de nazif olun istemiyoruz diyor buna. Söyle diyorlar başka. O da gidiyor yönetim. Bu onun temennisi değildir. Yok tabii öyle demedim. Zannetmiyorum yani. Aynen öyle. Zannetmiyorum abi, şimdi bu işin gerçeği var. Sağ ol Dinçer'ciğim, hastanede Dinçer'de. Dinçer'de hastanede şu an biliyorsun. Hastaneye kaldırdılar. Maçtan sonra. Maçtan sonra? Evet. Yenilgiden dolayı, üzüntüden dolayı. Dün de Fernandao'yu hastaneye götüren oymuş. Fernandao'yu da bugün hastanede yalnız bırakmayan tek kişi Dinçer Azapan. Yanına gitmiş. Bütün masrafları bana ait demiş. Fernandao'yu inanmıyorsun değil mi? Yapma. Herkes yalnız bırakmış, bir Galatasaraylı Dinçer Azapan gitmiş Fernandao'yu ziyarete. Ya yok be, çok geçmiş olsun diye. Ya Erdem yapma Allah verelim, aşkına. Verelim. Dinçer Azapan'a mı veriyorsun? İnanmıyor musun? Bak şimdi Dinçer'i göstereceğim sana. Orada mı? Ya ki. Görünmüyor. Dinçer çekmiş bu çok fotoğrafı. Çok geçmiş olsun. Dinçer Fernando çekmiş kardeşim. Fotoğrafı. Sana nazar değdi. Aslan gibi oğlandın ama çok kötü ters düştün. Çok geçmiş kaleci olsun. Serkan'ın, ya var ya. Kaleci Serkan'ın hiçbir günahı yok. Topa çıktın. Çok geçmiş olsun kardeşim. Allah sana sağlık versin. Aslan gibi oğlansın. İnşallah en kısa zamanda iyileşirsin. Sağlığına kavuşursun. Fernando kardeşim benim. İnşallah Allah sana sağlık versin. Allah daha kötüsünden korusun seni. Allah sağlık versin diyelim. Evet. Çok geçmiş olsun. Fernandao'ya ve eşine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Çok geçmiş olsun. İşte bir insan yalnız kalabiliyor bazen. Yanında her zaman böyle eşi kalıyor. İşte eşi oluyor. Fernandao'ya da buradan sevgilerimizi gönderelim. Çok geçmiş olsun. Biraz sonra bir fotoğraf var, onu ekranlarınıza getireceğim. Esas içiniz o zaman cız edecek işte. Nereden nereye diye bir fotoğraf var. Birazdan ama. Evet. Atilla'cığım. Yok, sonra. Sonra. Atilla'cığım doğum günün kutlu olsun kardeşim. İmaş Şuz Atilla kardeşim. Nice mutlu yıllara güzel kardeşim benim. Doğum günün kutlu olsun. Seni ve ailenle beraber Galatasaraylısın. Maçı beraber seyrettik, moralı bozuk. Üzgün gittin Atilla'cığım ama doğum günün kutlu olsun kardeşim. Tekrar sevgiler. Advokat ve Tudor'un benzer açıklamaları. Biraz önce sözüm bilmiyorum tam olarak anlaşıldı mı? İkisi de enteresan noktalara dokunuyorlar. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaderi aynı. Fenerbahçe kaybettiği zaman Galatasaray kaybediyor. Galatasaray kaybettiği zaman Fenerbahçe kaybediyor. İkisi kazandığı zaman birlikte, Fenerbahçe kazandığı zaman Galatasaray kazanıyor. Yönetime ikisinin, iki camiadan da inanılmaz protestolar var. Fenerbahçe taraftarı protesto ediyor. Galatasaray taraftarı protesto ediyor. Sevgili seyirciler, dün Fenerbahçe kaybetti, bugün Galatasaray kaybetti. Şimdi Advokat'ın dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamayla bir bölümle Tudor'un yaptığı bir açıklama o kadar birbirini Levent Nazifoğlu, Sinan Engin, Ersun Yanal o kadar birbirini tutuyor ki, o kadar birbirine paralel ki sevgili seyirciler. Ekrana bir getirelim isterseniz. Bu arada Beyaz Futbol 18 Mart etiketiyle bizlere yazın lütfen. Tudor mu haklı, yönetim mi haklı, Advokat mı haklı, Fenerbahçe yönetim mi haklı? Tudor'u merak ediyorum. Anketi birazdan verelim Sinan abicim. Birazdan verelim. Bir Tudor'la Advokat'ı bir getirelim ekrana. Şu anki durumumuz bu. With our problems to resolve. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Different kind of the of problems. Farklı tip problemler. Ve bu problemi biliyorum. Nasıl çözüleceğini de biliyorum ama tabii ki çok şu anda detaylara girmem çok doğru olmaz. Ben burada kendim için bulunmuyorum çünkü. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve sorun ben değilim. Onu söylemeye çalışıyorum. Söylemek istediğim şeyler var ama burada basının önünde değil bunun doğru yolu. Yönetim zaten biliyor. Sorunun ne olduğunu da biliyor. Onlara da anlattım. Size tüm saygımla söylüyorum. Bunu söylemenin doğru yeri burası değil. Basının önü değil.
Tekrar ediyorum, bir kez daha vereceğim. Lütfen çok dikkatli seyredin. Lütfen çok dikkatli seyredin. Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaderi aynı. Teknik direktörlerinin açıklamaları aynı. İkisi de futbolcularını suçluyor. İkisi de son derece inanılmaz garip dokunuşlar yapıyorlar. Burası değil diyorlar. Konuşmamızın, açıklamamızın gerçek yeri burası değil diyorlar. Bir yerlere bir mesajlar veriyorlar, kime, nereye. Bir kez daha izleyelim. Sinan abi, yılların tecrübesi çok enteresan şeyler söyleyebilir. Bir... Hani Karabük Futbolcu Topluluğu. Karabük Futbolcu Topluluğu Galatasaray Futbolcu Topluluğu'ndan daha mı iyi? Karabük değil. 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 Galatasaray'da sıkıntı var. Getirdik ama baba macera arama. Sinan abicim affına sığınarak. Bir alışılmış var. Bir alışılmış şey var. Bazı şeyleri değiştirme dedik biz ona. Gözlemle dedik. Seyret dedik. Fotoğrafa bak. Seyret, gözlemle dedik biz ona. Yani sen kalkıp da yeniden keşfetme bazı şeyleri Ertem. Evet. Yani Snyder'i değiştirmeye çalışma. Bırak Snyder devam etsin. Sen sonunda raporunu verirsin. Snyder'le gitmez. Gönderirsin. Podolski'yi değiştirmeye çalışma. Yasin'i, Selçuk'u falan. Bak, gözlemle. Gönderirsin. Gözlemle. Bir kez daha bir görelim. Bir kez daha görelim. Sonra bir kez daha devam edelim. Şu anki durumumuz bu. With our problems to resolve. Çözmemiz gereken problemlerimiz var. Different kind of the of problems. Farklı tip problemler. Ve bu problemi biliyorum. Nasıl çözüleceğini de biliyorum ama tabii ki çok şu anda detaylara girmem çok doğru olmaz. Ben burada kendim için bulunmuyorum çünkü. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve sorun ben değilim. Onu söylemeye çalışıyorum. Söylemek istediğim şeyler var ama burada basının önünde değil bunun doğru yolu. Yönetim zaten biliyor. Sorunun ne olduğunu da biliyor. Onlara da anlattım. Size tüm saygımla söylüyorum. Bunu söylemenin doğru yeri burası değil. Basının önü değil. Ben Sinan abiye dedim ki bakın niye güldüğümü söyle. Sinan abi sert bir şey söyle dedim. Sert ya gaz verme bana. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Daha edeyim adama. Sinan abi dalga mı geçiyorlar ya? Ertemciğim. Dalga mı geçiyorlar ama ya? Ama diyorum desteklemiyorsun ki. Sen diyorsun ben sana Igor Tudor diyorum. Hayır diyorsun. Hayır, ben hayır demiyorum. Ne Igor ben Tudor? Çok kolay abi. Hep futbolcuyu eleştiriyorlar. Hep futbolcuyu kötülüyorlar. Yöneticileri gizliden gizliye suçluyorlar. Yok yöneticiyle ilgisi yok. Yöneticiyle ilgili şey. Advokat. Ama abi şimdi herkes futbolcuya sallıyor. Abi futbolcuyu siz mühendissiniz. Evet. Siz dizayn edeceksiniz. Doğru. Siz yapacaksınız, düzelteceksiniz. Sensin kardeşim yönetmen. Artistler de onlar. Oyuncuları oynatacaksın. Doğru. Beşiktaş bak şimdi bu Galatasaray takımı. Ya Sinan abi bir dakika dur. Dinçer Azapan hastaneye kaldırıldı diye bütün herkes haber. Arkadaşlar kaldırıldı, espriydi. Evet. Hayır bütün şu anda bütün internet site. Yok abi gitti abi maçtan sonra hastaneye ya gidiyorum dur, dedi. Ya dur Sinan abi hastane. Evet kalbimi sıkıştı hastaneye gidiyorum dedi bana. Abi ciddi söylüyorum. Neyse Ertem dur şimdi Dinço'yu. Dinço'yu. Tribün dergi. Tribün dergi. Ya dur şimdi. Vay Ömer Karaaslan bak kemençeyi almışlar vay. Benim aslanım benim be. Trabzon'a tekrar selamlar. Bak Ertem'im. Efendim şimdi burada. Sana net bir şey soruyorum. Galatasaray, Anıl Günsün'ü bütün Berlin bizi seyrediyor. Şu an Anıl cep telefonundan bizi seyrediyorlar Almanya'dan. Biret. Anıl'cığım öpüyorum gözlerinden oğlum seni. Arkadaşlarına da selamlar. Bak Ertem'im. Ertem'im bir şey söyle. Duyuyor musun beni? Ya bir şey anlatıyorum ya. Bir şey söyledin millet neler. Ay Recep İşbir. Evet, selamlar Recep'ciğim. Özür abicim buyur. Bir şey anlatıyorum. Şimdi geliyor Tudor diyor ki sorunun deri detaylarına falan filan. Belli sorun futbolcu. Abi ben de diyorum ki az çok tecrübemiz vardır. Bu arkadaştan daha fazla bu Tudor'dan. Tudor Juventus'ta bir yerde oynamıştı. Biz oralarda oynamamışızdır ama biraz da antrenörlük ve futbol bilgimiz, tecrübemiz vardır. Yönetmek. Dedik ki ona macera arama. Bazı şeyleri yeniden keşfetmeye, değiştirmeye çalışma. Doğru. Bırak gitsin. Galatasaray futbol takımı bu kadar 8 puan kaybedecek bir futbol takımı değil. Galatasaray futbol takımı Karabük'ten biraz daha iyi takımdır. Futbolcu kadrosu. Sen Karabük'te oynarken bunları yapmıyordun. Çünkü niye sen burada yeniden bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun? Yeni bir şeyler yapıyorsun. Hiç oynamayan adamları oynatmaya çalışıyorsun. Orada oynatıyorsun. Bunu burada sistemi değiştiriyorsun falan filan. Her maçta gol yiyorsun baba. Diyorsun ki ondan sonra diyorsun ki derinler belli. Sen de futbolcu suçlayacaksın. Abi niye en kolay şey futbolcu suçlamak? Futbolcu tamam iyi güzel de seni de antrenör olarak getirmiş. Bu yönetim sana güvenmiş. Gitmiş seni oradan Karabük'ten almış getirmiş. Sen hoca yapmış. Sen hala buradan dert yanıyorsun. Yapma. Baba yanlış oynuyorsun. Yanlış oynuyorsun, yanlış oynatıyorsun, yanlış futbolcuna davranıyorsun. Kalkıp da çok ağır idmanlar yaptırıyorsun.
bir takım değişik taktiklerde oynatmaya çalışıyorsun. Hayır abi, bir takımın bir sistemi vardır. Oyuncuya göre sistem kurulur. Senin sistemine göre oyuncu yerleştirilmez. Senin istediğin sisteme göre. Bak çok net bir şey söylüyorum. Futbol severler iyi dinleyin. Oyuncuya göre sistem kurulur. Elindeki oyuncuya uyduracaksın. Senin sistemini oyuncuya göre uyduracaksın. Sisteme göre oyuncu uymaz. Sen kalkıyorsun, yeni bir sistem kuruyorsun, ona oyuncu uydurma çalışıyor. Hayır işte. Her maçta gol yersin. Bırak abi, dörtlü savunmanı oynat. Dörtlü orta saha oynuyorsun. Şahane devam ediyorsun. Yap, devam et. Niye macer arıyorsun? Takıma fazla idman yapıyorsun. Tudor, yapma. Bak Galatasaraylar, hep kızdınız. Dediniz ki, Fenerbahçeliler de aynı şekilde kızdınız. Yapmayın. Ama takım içerisinde özellikle Eren derdi yok ve Eren derdi yok gibi bazı futbolcular, hocamız doğruyu yaptırıyor. Evet, biz aslında şimdi antrenman yapmaya başladık. Çok ayıp. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Çok ayıp. Dediler Eren mesela. Derdi yok bunu söylemişse dedi, çok ayıp. Dedi havalimanında söyledi ya çok bize canlı yayında. Yani biz şimdi idman yapmaya falan çok ayıp. Bundan evvelki hocası... Yok yok, biz şimdi antrenman yapmaya başladık derken şunu söylüyor yani. Ben mealen söylüyorum. Evet, idmanlarımız sert geçiyor. Bundan şikayet edecek halimiz yok gibi. Ama bir şey söylüyor. Normal. Çocuk profesyonel konuşma yapmış. Ertem. Hı-hı. Podolski'ye bu saatten yoksa sonra... Yoksa sallamadı sert, eski hocalarına. Podolski'ye bu saatten sonra sert idman yaptıramazsın. Snyder'e yaptıramazsın. De Jong'a yaptıramazsın. Selçuk İnan'a yaptıramazsın bu saatten sonra. Sakatlıklar çıkar. Bunlar takımın omurgası. Bunlar kaldıramazlar bu saatten sonra sert ağır idmanları. Yapma. Bilimsel bunlar, olarak olmaz diyorsunuz. Bunlar takımın omurgası. Bu futbol takımına şu an bindirme yapamazsın. Bindirme yaptıramazsın. Yok böyle bir şey. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyor Tudor. Olmaz. Ben sana söylüyorum. Biz burada Van Persie'yi anlatırken transfer Türk futbolunun altın başına da bilinen ismi Dinçer Azapan hastaneye kaldı ya. Dinçer herhalde manşet oldun. Dinçer, Dinçer'in evet, eski haline bak. Sıkıl şey. Ben sana Dinçer Azapan'ın eski haline kaldırdılar bak. Hastaneye inanmıyorsun. Dinçer'e ve sonra alsınlar, yazsınlar, baksınlar. Abicim ben sana anlattım. Avukat. Ben sana bir şey söyleyeyim. Net bir şey söyleyeyim. Net bilgi söyleyeyim. Avukat antrenörlüğü bırakacağını açıklamış. Evet. Net. Enerjim benim burayı kaldırmıyor demiş. Doğru. Dün yayın sonrasında söyledi. Maçtan sonra söyledi. Söyledi mi? Ben geçen hafta söylemiştim bunu. Tabii. Benim enerjim burayı kaldırmıyor. Gördün mü Onur? Ben enerjim beni burayı kaldırmıyor. Ben antrenörlüğü bırakacağım dedi adam, biliyor musun? Adama da antrenörlüğü bıraktırdık. Ben de diyorum ki sevgili avukat. Daha gençsin, istikbalin var, devam et. Daha gençsin, devam et. Gençsin, devam et. Abi yapmayın. Bu antrenörler kolay yolu bulmuşlar Ertemciğim. Bu futbolcu topluluğu bu kadar kötü değil. Yapmayın. Bu futbolcu topluluğu bu kadar değil. Ama sen takımını havaya sokamıyorsan, sen futbolcu topluluğunu konsantre edemiyorsan, motive edemiyorsan biraz da kendinizi arayın. Duruyorsun, kaybediyorsun. Hep antrenörler futbolcu suçluyor. Ama Sinan abi, Galatasaray'ın golcüsü yok. Kimin? Yok. Teknik direktör yaratacak abi onu. Podolski. Galatasaray'ın hocası oldu. Podolski golcüsü. Koşarak geldin. Evet. Niye geldin o zaman? He? Öyle deme Ertem. Bu Galatasaray futbol takımı bu kadar kötü. Buruma mı kötü oyuncu? Ya, o zaman da ben dedim ki yönetime bir oyuncu? Tane golcü alacaktı. Buruma mı kötü oyuncu? Yasin mi kötü? Podolski mi kötü oyuncu? Snyder mi? Selçuk mu? Tolga mı? Bunlar mı kötü oyuncu? Değiller. Kavanda neredeydi bu zamana kadar? Kavanda ödüyorsun. Lines neredeydi? Oyuna sokuyordun, bugün ödüyorsun. En zor maçında. Yok böyle macera arıyorsun kardeşim sen. Macera arıyorsun. Yapmayın. Dursun Özbek'in en büyük kabahati futbolcu transferinde yanlış yapıyor. Futbolcu transferini yapamıyor. Evet, burada Dursun Özbek'i suçlayabilirim. Ama Galatasaray'ın mali işleriyle ilgili, Galatasaray'ın mali projeleriyle ilgili bir şey diyemem. Galatasaray'ın akil insanlarından aldığım bilgi, evet, mali bütçeyi düzeltme adına iyi işler yaptığını. Hı hı. Anladın mı? Galatasaray'a laf atıyorsunuz, Allah var yukarıda, Ertem abi de söylüyor. Bir dakika dur abi. Bir çocuk birisi mesaj atmış, okuyacağım, enteresan. Şey hazır olsun, basın toplantısı maç sonu. O meçhul Sinan adamlar. Sinan abi, ben 7 yıldır şampiyon olamıyorsun. Şimdi mi Galatasaray'a laf atıyorsun? Allah var yukarıda. Ertem abiye de söyle, etik hareket etsin. Saygılar, iyi geceler. Biz Galatasaray'a şampiyon olmasını mı engelliyoruz? Ha, Galatasaray çok iyi gidiyor da. Harika oynuyor Galatasaray. Harikasınız falan mı diyelim? 554, 415, 27, 27'li bir çocuk. Kim o sana? Bilmiyorum. Nereden bulmuşlar numaranı? Mesaj atıyor benim telefonum. Telefonum var, daha almış. Allah Allah. Bu çocuk mesaj atmış bana. Sinan abi, 7 yıldır şampiyon olamıyorsunuz şimdi. Şimdi Beşiktaş'ta onun ne alakası var? Galatasaray iyi değil mi? Şimdi ben Galatasaray çok iyi, Dursun Özbek harika yönetiyordu. Tudor çok iyi falan dersem ne olacak acaba? Beşiktaş 7 yıldır mı şampiyon olamıyormuş? Öyle demiş. Geçen sene kim şampiyon olmuş? Ya benim çocuk işte söylemiş, ne bileyim. Marsilya mı? Ya benim. Hangi takımı tutuyor acaba? Söylüyor çocuk işte, ne bileyim. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş'ın Antalya'ya iniş görüntülerini bir ekrana getirelim. İzleyelim mi Sinan abi? Beşiktaş bu arada
Antalya Spor Başkanı Sayın Ali Şafak Öztürk, iyi adam, hoş adam, güzel adam. Çok da severim kendisini. Ama Mete Kalkavan yarınki maçı yönetecek, değil mi Onur? Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın Beşiktaşlı olduğunu söylemiş. Bu yönde bazı şikayetler var Beşiktaş camiasından. Önce bir Beşiktaş'ın iniş görüntülerini ekrana getirelim. Richard Tiyiti olmuş. Evet. Vallahi...